Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Peki bugün neyi göreceğiz? Padişah, Hanedan ve Kanunnami Ali Osman'ı ele alacağız hep birlikte. Hadi gelin birlikte neleri göreceğiz buna bakalım. İlk olarak Osmanlılar'da padişah, tek hanedan ve veraset anlayışı. Şimdi hatırlayın ilk Türk Devletlerinden itibaren neydi? Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı vardı. Sonrasında 1. Murat'a geldiğimizde ise... ...ülke padişah ve oğullarınındır e anlayışı. Ve sonrasında ise Fatih Sultan Mehmet Han'a döndüğümüzde... ...diyor ki ülke sadece padişahın malıdır anlayışı var. Yani aslında temel amaç merkezi otoriteyi sağlamak. İkinci noktada Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeler. Yani aslında... Müsaade usulünün getirilmesi, sancak sisteminin yasallaştırılması, yeniçerilere culus bahşi dağıtımı gibi konuları ele alacağız. Tabii ki o Osmanlı Devleti'nin o büyük padişahlarının e, padişah olmadan önce alacakları eğitim olan şehzade eğitiminin neler olduğunu bu konuda ele alacağız. Şimdi kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar mutlak yönetim gücü tabii ki kime aittir? Padişah'a aittir. Yani son sözü kim söyleyecek? Padişah söylemekteydi. Tabii ki devletle ilgili kararlar arkadaşlar nerede görüşülür dersek eğer unutmuyorsunuz divanı arkadaşlar Hümayun diye adlandırdım. Arkadaşlar kurumda gerçekleşir. Ama unutmayacaksınız Divan-ı Hümayun bir danışma meclisidir. Neden? Çünkü arkadaşlar son sözü kim söyler? Padişah söyleyecek. Son sözü padişah söylediği için bir nevi danışma yetkisine nedir? Sahiptir diyeceksiniz. Aynı zamanda çıkardığı kanunlar şerri kurallara yani şerri dediğim zaman dini kurallara ve aynı zamanda Türk örf, adet, gelenek, göreneklerine göre arkadaşlar kanunlara uyulmak zorundadır. Şerif hükümlerle mücadele edememekle birlikte örfü kanunlarla oluşturulmasında etkilidir. Çünkü şerri hukuk arkadaşlar dinsel bir kavramdır. Yani dini öğretileri değiştiremeyeceğiniz için örfi de gelenek görenekler değişeceğinden padişah bunları ne yapabilir? Müdahale edebilir. Peki padişahın çıkarttığı belgeler nelerdir arkadaşlar dersek birincisi tabii ki birçok konunun ele alındığı kanunname diyeceksiniz ki Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ilk bunu kim ortaya çıkartacak Fatih Sultan Mehmet sonrasında tabii ki fermanlar Padişah'ın tek bir hükümde verdiği karar yine beratlar berat da aslında atama neyi diyeceksiniz? Belgesi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Hem devletin ve hükümetin başkanı hem de ordunun başkomutanıdır. Yani aslında bir nevi arkadaşlar her anlamda en büyük yetkiye sahip olan kimdir? Padişahtır. Peki o mükemmel padişahlar Osmanlı Devleti'nin 36 tane padişahının görevleri nelerdir? Birincisi sefer sırasında orduyu ne yapabilirler? komuta edebilirler. Yalnız bir parantez açacağım. Kanun Sultan Süleyman'dan sonra yerine gelecek oğlu 2. Selim bu sistemi bozacak. Niye? Çünkü Osmanlı Devleti'nde ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı 2. Selim olmuştur. Tabii ki ülkede yönetenlerle yöneticiler arasında bir adaleti ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. O yüzden ülkeyi adaletle ne yapması lazım? Yönetmesi gerekiyor. Ya da bir ülkeye savaşa ya da barışa yapacaksa bunun kararını kim verecek? Padişah verecek. Tabii ki halkın neyini sağlamam gerekiyor? refahını güvenliğini sağlamamız lazım çok güzel bir söz vardır ya e, insanı yaşat ki devlet yaşasın yani sen halkına arkadaşlar refah ve huzuru sağlarsan halkında sana arkadaşlar bağlılığı bir tık daha çok ne yapar artar diyeceksiniz yine üst kademe devlet memurlarını ne yapabilirsiniz atayabilirsiniz ya da görevden ne yapabilirim Alabilir. İşte bu padişahın neyleri görevleri içerisinde ne yapmaktadır, yer almaktadır. Şimdi gelelim bir sorumuz var. Osmanlılarda padişahlık anlayışı ve hükümdarın görev ve sorumlulukları hakkında bilgileriniz. Bakın daha yeni söyledik arkadaşlar. Birincisi orduyu ne yapmak, yönetmek dedik, değil mi? Daha sonrasında barışa ve savaşa ne yapmak, karar vermek var. Bunun yanı sıra ne diyeceksiniz arkadaşlar? Halkın neyini savunması lazım? Huzur ve refahını. Ne yapar? Sağlar. Aynı zamanda bunun yanı sıra da arkadaşlar ne yapar? Devlete yönetici arkadaşlar, yönetici atamasını gerçekleştirir. bunlar padişahın sorumlulukları içerisinde ne yapmaktı yer almakta. Peki Türklerde Türk hanedan yani davadısı doğrusu tek hanedan anlayışı ve geleneklere göre devlet idareciliği nedir? Şimdi şöyle çok geriye dönmek istiyorum arkadaşlar. Geriden kastettiğimiz ilk Türk devletlerinden böyle geriye dönerek geleceğiz. Şimdi ilk Türk devletlerinde veraset anlayışı yani hanedan anlayışı bir kut anlayışı vardı. Yani hükümdarlığın tanrı tarafından arkadaşlar bir soya vermesiydi. İşte bunlar arkadaşlar göktüklerde aşina, yağlakar gibi ailelere veriliyordu. Bunun verilmesiyle birlikte aslında hükümdar gücün meşru kılmıştır. Ama Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra padişahlardaki bu anlayış yani hanedanlık anlayışı kut yerine Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ibaresine ne yapmaya başlayacaktı? Dönmeye başlayacaktı. Ama Osmanlı devletine doğru adım adım ilerlediğimizde Osman ve Orhan'dan sonra başa gelecek 1. Murat geleneksel olan ülke hanedanın ortak malıdır anlayışını değiştirerek Ülke padişah ve oğullarınındır anlayışını ön plana atmaya başlayacak. Şimdi İslamiyet öncesinde unutmayın Türk devlet yönetim anlayışında ülke hanedanın ortak malı kabul ediliyordu. Hatta bir nevi biz bu sisteme ne diyecektiniz? Ürüş diyecektik. Yani aslında ürüş demek üleşmek anlamına ne yapmakta gelmekte ülke çocuklar arasında ne yapılır payedir peki bu neye sebep olacak sürekli taht kavgalarına sürekli arkadaşlar devletlerin kısa ömürlü olmasına ne yapacak sebep olacak İşte bu yüzden de genelde hanedancı arkadaşlar bir anlayış ortaya çıkarak Türk devletlerinde sürekli taht kavgalarının çıkmasına, siyasi ömrünün de kısa olmasına sebep olacak. Peki hükümdar hanedanın tahttaki üyesi olarak devleti mutlak lideridir. Ama kardeşi der ki abi tahttan inmelisin oraya ben geçmeliyim falan diyecek. O da kavgalara sebep olacak. Yani hemen şuraya da neyimizi yazalım hükümdar diyelim. Hanedandaki arkadaşlar devletin tek mutlak neyidir? Lideridir. Nideki görselde de arkadaşlar Osmanlı devletin bugüne kadar başına geçen mükemmel padişahları ne yapmaktasınız? Görmektisiniz. Şimdi dedik ya. Geriye dön hatırla söyledik. Osmanlı Devleti'nde artık o eski geleneksel Türk anlayışı, veraset anlayışı adım adım değişmeye başlayacak. Bu adımın ilk temsilcisi kim oluyor aslında? Birinci Murat'tır. Şimdi birinci da arkadaşlar diyor ki 1. Muratak öncesinde ülke arkadaşlar kimindir? Hanedanın ortak neydi? Malıdır. Ya Murat diyor ki kardeşim bu olmaz. Bak bu kavgaya sebep olur. Bu otoriteyi bozar. O yüzden de ben bunu ne yapıyorum? Değiştireceğim. Artık ülke diyor ki padişah ve kimindir? Oğullarınıdır. Ha, o zaman arkadaşlar Amcamın oğlunu, dayımın oğlunu ne yaptım? Ekarde ettim. Amaç ne arkadaşlar? Otoriteyi ne yapmaktır? Sağlamaktır. Daha sonrasında Fatih Sultan Mehmet'e geldiğimizde ise tarih sahneleri buraya geldiğinde verasette büyük bir değişiklik gerçekleşecek. Ne olacak dersek eğer Fatih Sultan Mehmet diyor ki burada şu ibareyi çıkarıyor. Artık kardeşim oğul yok. Artık kim var? Sadece padişah var. O yüzden ülke sadece kimindir? Padişahındır anlayışını ne yapmıştır? ortaya atacak. Akabinde Fatih Sultan Mehmet'in merkezi otoriteyi güçlendirme amacıyla yaptığı düzenlemeler nedir? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet'in arkadaşlar yayınladığı önemli bir nokta var. Nedir peki dersek eğer şunu söyleyeceksiniz. Kanunname-i Ali Osman olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Şimdi devlet adamlarının görüşlerini daha rahat beyan etmelerini sağlaması yoluyla devletin daha iyi yönetilmesini temin etmek için Divan Hümayun'un başkanlığını kime devretmiştir diyorsunuz? Tabii ki sadrazama ne yapıyor? Devredecek. Niye böyle bir şey yapmış? Çünkü padişah olduğu zaman yöneticiler ya da vezirler rahat kararlar alamıyor. Ama vezir azamlara ya da sadrazamlara bu durumu çok rahat bir şekilde ne yapabilmişler? Söyleyebilmişler. Ama Fatih Sultan Mehmet divanın bulunduğu bir yere gizli bir bölme yaptırmış. Gizli bir bölme yaptırarak orada kimin ne söylediğini, neler beyan ettiklerini aslında tek tek tespit ediyor. Tek tek bunlardan haberdar. Bu da yine tabii ki otoriteyi ne yapmaya başlayacak? Sağlamaya başlayacak. Yine bu uygulamada padişahlar toplantıları artık kafese ayrılan özel bir bölümden takip etmeye başlamış. Ve Divan-ı Hümayun iyice danışma kurulu özelliğini ne yapmıştır? bürünmüştür. Şimdi e, padişah ve şehzadelerin nokta nokta denilen saray kurumuna evlendirilmesi. Yani aslında neresi? Harem diye adlandırdığım Kurumda evlendirilmesi geleneği başlatılmış. Yani sadece ama sadece sarayın içindeki kadınlarla ne yapma zorunluluğu kılınmıştır? Evlenme zorunluluğu kılınmıştır. Ha bu sonrası sıkıntı ortaya çıkartacak. İşte sizin dizilerde ya da filmlerde izlediğiniz işte Hürrem Sultanlar, Kösem Sultanlar devletin bütün kademelerine ne yapmaya başlayacak? E, karışmaya başlayacak. Bu da tabii ki devletin otoritesine yavaş yavaş aslında ulaşacak. E, sıkıntı sokmasına sebep oluyor. Çünkü aslında bile bir nevi kadınlarda bile bir iktidar mücadelesini yapacak o dönemde ortaya çıkıyor. Bundaki amaç ise saray sınırının dışına çıkmasına ileride veraset yani tahta geçme konusunda sorunların yaşanmasına ve saray dışındaki bazı odakların yani güçlü Türk aileleri gibi hanedan akrabalık bağı kurarak siyasi güç etmelerine engel olmak en büyük temel hedefti. Ama tabii ki bunu siz güncellemeniz gerekiyordu fakat biz bunu güncelleyebildik mi? Hayır güncelleyemedik. Şimdi unutmayacaksın Osmanlı tarihinin ilk kanunu ortaya çıkacak. Peki kimde? Fatih Sultan Mehmet'te. Peki Fatih Sultan Mehmet'te arkadaşlar çıkacak bu nedir dersek sesinizi duyar gibiyim. Kanun name arkadaşlar. Ali Osman yani daha doğrusu Fatih kanun namesi. Şimdi bakın şöyle söyleyelim. Şuraya hemen kanun name Dedim ve şuraya dört tane ok açacağım. Niye dört tane ok açacağım dersem çünkü kan Fatih Sultan Mehmet dört tane şeyi yasal hale getiriyor. Birincisi arkadaşlar nedir dersek kardeş katlini vacip kılmış. İkincisi arkadaşlar sancak sistemini yasal hale getiriyor. Sonrasında ise en önemli olan olay müsaade usulünü getirmiştir. Nedir müsaade usulü? Haksız kazanç elde eden devlet adamlarının mallarına ne yapılması el konulması usulüdür. Bir de diyor ki kapı kullarımı tahta çıkan padişah bundan sonra ne dağıtacaktır? Culus bahşişi dağıtacaktır diyerek arkadaşlar bir nevi aslında kanunnamenin taslağını oluşturmuştur. Bakın tek bir kanun yayınlasaydı ferman olurdu. Ama birden çok konu ele aldığı için kanunname diye ne yapacağız? Adlandıracaksınız. Kanunname Ali Osman'da padişah kardeşlerini öldürme yetkisi verilmiş ve böylece ne yasallaşmıştı? kardeş katli yasallaştı. Mesela ben buraya bir anekdot atacağım. Nedir dersek? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar ilk kardeş katlini gerçekleştiren birinci Murat'tır. Ama hocam sana yazılıda soru sordu. Dedi ki kardeş katlini yasallaştıran Osmanlı padişahı kimdir derse de direkt aklına kim gelecek? Fatih Sultan Mehmet Han gelsin. Bakın ilk kardeş katlini birinci Murat yapar. Ama ilk yasallaştıran kişi kimdir dersem de Fatih Sultan Mehmet Han olarak ne yapacağız bileceksiniz. Yine taht kavgalarının görülememesi, devletin tekrar dağılması tehlike geçirmemesi, yani bir nevi fetret devri gibi olayların tekrar yaşanmaması, şehzade isyanların önlenmesi ve dış güçlerin şehzade kavgalarından yararlanarak Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmesini engellemesi amaçlanıyor bu dönemde. Bileceğim bir unsur var. Tabii ki bu da biraz da sıkıntı yaşatmamıza sebep olacak. Mesela tarih sahneleri 3. Mehmet'e geldiğinde 3. Mehmet tahta çıktığı gün 19 tane erkek kardeşini rivayete göre de 20 tane kız kardeşini boğdurtarak öldürmüştür. Tabii ki bu kardeş katli acı noktalara da sebep olacak mı? Evet. Bir nevi her zaman bir ölüm korkusuyla yaşayan şehzadelerin akli melekelerinin arkadaşlar yitirmelerini ne yapmıştır? sebep olmuştur. Geldim Kanunname'deki ikinci önemli maddeme. Hazini aktarmak ve koruma altına almak amacıyla ceza ya da tedbir olarak bilinen arkadaşlar mala devlet tarafından el konulması olarak tanımlanabilecek olan neydi arkadaşlar bu? Müsadere. Bakın müsaadere sistemi kurumsallaştırılmış ayrı bir önem kazanmıştır. Osmanlılar'da kamu görevlilerin yani memurların haksız yoldan veya yüksek meblağda elde ettikleri gelir veya mülkte devlet tarafından kısmen veya tamamen el konulmasıdır. Yani bugün günümüzde tabiri caizse e, kayyum diyebilir misiniz aslında buna? Evet diyebilirim. Bu uygulamayla yolsuzlukların öne geçilmesi, özel servet birikiminin ön, önlenmesi, güç zenginin devletin elinde tutulması amaç edinilmiştir. Yine buraya bir anekdot açalım arkadaşlar. Nedir peki anekdot? Osmanlı Devleti'nde haksız kazanç elde edilerek mallarına el konulan yani müsaade edilen ilk kişi kimdir dersek Fatih Sultan Mehmet Han döneminde arkadaşlar Çandarlı Halil ne diyeceksiniz? Paşa müsaade usulüyle mallarına el koymuştur. Yani Çandarlı ailesinin devlete hükmetmesi bir nevi engellendi diyoruz. Şimdi geldim bununla ilgili bir sorumuz var. Hadi gelin bir soruya bakalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı merkezi otoritesini güçlendirmek amacıyla yapılan çalışmalar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A. Kanunname Ali Osman'ın çıkarılması. B. Ekber ve Erşet Kanunu'nun hazırlanması. C. Müsaade sisteminin kurumsallaştırılması. D. Divan ı Hümayun Başkanlığı'nın sadrazama bırakılması. E. Şehzadelerin haremden evlendirmesi. Geleneğinin başlatılması. Arkadaşlar tabii ki Ekber ve Erşet kanunun hazırlatılması kim döneminde ortaya çıkacak dersek birinci Ahmet zamanı ortaya çıkıyor. Yani aslında buradaki amaç da birinci Ahmet e, şeye göre Fatih Sultan Mehmet'e göre tam tersi bir uygulama. Kardeş katlinin önüne ne yapmaya çalışıyor? Geçmeye ne yapmıştır? çalışmıştır. Ama kanunname Ali Osman'ın çıkarılması, müsaade sistemin getirmesi, divan ümane başkanlığın Başkanlığı'nın sadrazama verilmesi, şehzadelerin harem içerisinde evlenilmesi bunların hepsi tamamen Kanun Sultan Süleyman döneminde o pardon Fatih Sultan Mehmet döneminde otoriteyi sağlamak için konulan kanunlar olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Geldim şimdi arkadaşlar. Şehzadelerin eğitimi nasıldır Şimdi geldim. Şimdi Şehzade doğumu zamanlarında sarayda kutlamalar yapıldı Yani aslında bir nevi e, arkadaşlar şenlikler düzenlenirdi. Biz buna aslında ne diyoruz dersek veladi arkadaşlar yani veladi hümayun olarak ne yapacağız bileceksiniz. Şehzadenin bakımı için süt nine veya kalfalar ne yapılmıştır? görevlendirilmiştir. Şehzadenin ile ilk önce annesi, daha sonrasında dadısı ve kalfası ne yapacak? İlgilenecek. 4 yaşına gelen her bir şehzade, yani padişah oğlu veya arkadaşlar kim diyorsunuz? Sultanlarımız yani kimden bahsedeceksiniz? Padişahın kızı sarayda temel eğitime ne yapmıştır? Başlatılmıştır. Şehzade mektebe başlarken devlet adamlarından ya da arkadaşlar katıldığı olaya ne diyeceğiz dersek bedi besmele diyeceksiniz. Bakın ne diyecekmişiz? Bedi besmele adı verilecek. Yani bir nevi merasim düzenlenecek. Eğitimin ilk basamaklarında Kur'an'ı Kerim okuma, alfabeyle okuma yazma, ilmihal bilgisi edinme ne yapılmıştır? Yer edinilmiştir diyeceksiniz. Şimdi padişahın oğulları arkadaşlar sarayda kendilerine özel bir yerde arkadaşlar eğitim alıyorlar. Peki ben buna ne diyeceğim dersem şunu söyleyeceksiniz. Şehzadegen arkadaşlar ne diyoruz? Şehzadegen mektebinde farklı hocalarda çeşitli dersler alırlardı. İşte Arapça, Farsça, dil eğitimi, tarih, coğrafya bir nevi pozitif bilimlerle eğitim almışlardır. Dini ve ilmi alanlarda haricinde şehzadelere ayrıca istek ve kabiliyetlerine göre güzel yazı yazma sanatı olan hat, ciritçilik, okçuluk ve avcılık ve güreş sahalarında eğitimlerde ne yapılmıştır? Verilmiştir. Yani padişahlar, şehzadeler hemen hemen aslında her alanda ne yapmaktalardı? Eğitim almaktalardı. Nitekim gravürde de arkadaşlar görmektesiniz. Bir şehzadenin eğitimini bir hocasının üstlendiğini görmekteyiz. Hatta Osmanlı Devleti'nde Akşemseddin önemli arkadaşlar eğitmenlerdedir. Şehzadelerin eğitmenlerine de arkadaşlar Lala adı verildiğini ne yapmamamız lazım unutmamamız gerekiyor. Genç yaşlara gelen şehzadeler çeşitli sancaklara gönderilmiş ve başlarına daha önce söylediğim gibi Lala denilen devlet tecrübesine sahip eğitmenler tayin edilmiştir. Peki eğitmenlerin görevleri nelerdir? Bir şehzadenin eğitimi ve öğretimiyle ne yapmak? ilgilenmek. Gerektiğinde şehzade hakkında padişahane verilmesi lazım. Bilgi verilmesi gerekiyor. Yine şehzadenin divana nokta nokta statüsünde başkanlık etmek. Ne statüsünde? Tabii ki vezir statüsünde başkanlık eder. Şehzade adını arkadaşlar Serdar Ekrem. Yani biz buna hemen şöyle söyleyelim. Serdar Ekrem sıfatıyla ordunun başında neye çıkarlar? Sefere çıkarlar. Hatta şehzadenin sorumluluğundaki mali ve iktisadi işlerle ne yaparlar? İlgilenirler. Şehzadenin siyasi ve idari işlerine vakıf olmasına yardımcı ne yaparlar? Olurlar. Yani bir anlamda şehzade tahta çıkmadan hemen hemen her alanda ne yapmıştır onu? Denetlemiştir. Ona eğitimler ne yaptı? Sunmuştur diyeceksiniz. Peki biz bugün konularda neleri gördük? Fatih Sultan Mehmet'in otoriteyi sağlayabilmek için çıkarttığı kanunları yani ...kanuname-i Ali Osman'la birlikte müsaade usulünün, kardeş katlinin, culus bahşişinin ve sancak sisteminin yasallaştığını gördük. Görülmesiyle birlikte tabii ki şehzadeler bu sancak sisteminin Sisteminde nasıl eğitim aldıklarını hep birlikte ele aldık ve tabii ki şehzadelerin olmazsa olmaz eğitmenlerinin tabii ki lalaların olduğunu ve lalaların hangi görevleri üstlendiğini birlikte görmüş olduk değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.